Çek. Domuz da çek. Başla çek. Domuzu da çek. Bir dakika. Adamın dolmuşu bu da. Amirim Ahmet, niye dolmuşu? Tam zorluk aldın, arabalar nasıl? Beni dinle. Dinliyor musun? Dinliyorum, tamam. Şimdi biz kanuna göre işimiz. Burada ekipler bir iş yapıyor. Sen ona karşı geliyorsun bak. Ya, sen de ekiplere zorluk çıkartıyorsun. Ama şimdi adam sen araba sakin ol. Nereye götürdün? Tamam, sakin ol. Başka bir şeydi bu. Evet, çek. Sade Paşa'ya dolmuşlarına yapıyorlar. Abi ne oldu burada, anlatsın. Adam yolcu indiriyor, ceza yazıyor. Sade Paşa'ya dolmuşlarına yapıyorlar. Pasta Sade Paşa'ya dolmuşlarına. Alo. Az önce diğeri de 3 saat önce de diğeri yedi. Yani olur mu bu kadar? Demek ki gerekiyor. Gerekiyor değil ama şimdi bir kişi fazlaysa olabilir ya. Tanışıyor ya, tanışmıyor. Karabalık oluyor zaten. Tamam, burada tanışıyor. Karabalık oluyor. Kaymadan işler yapmadım. Abi sayma. Aracını bırak, gerçek. Herkes aynı olacak. Yani bir kişi değil. Herkes aynı olacak amirim. Herkes aynı olacak. Yani bu ben varsam ki eşit, herkes aynı olacak. Tamam. Bir kişi fazlaysa ya hem de çantayı götürüyorsunuz. Hadi. Hep aynı olsun. Hadi. Kaldırımı kapatma ya. Hadi. Abi ne oldu, anlatır mısın? Ya bizim dolmuşluk yapıyoruz. Hı. Araba var, iki tane çalışıyor. Sürekli günübirlik Paşa Sayır dolmuşlarına günübirlik ceza yazıyor. Bir günde 4 tane ceza olur mu? Cezalar burada bende. Bir günde 4 tane ceza olur mu? Evet, arabasını yakmak istediği söyleniyor. Evet, doğrudur. Doğrudur, yaksın. Yani başka ekmeğine çalışan insana ekmek yedirmiyorlar. Başka ne yapacaklar? Ne yapacağız? Söyleyin biz de yapalım. Mazot nerede, nasıl yediriyoruz? Söyleyin biz de yapalım. Yani yapılacak bir iş varsa söyleyin biz de yapalım. Ekmeğine çalışana ekmek yedirmiyorlar. Evet, ne oldu burada, anlatır mısınız? Valla karşı taraftan geçiyorduk bu tarafa doğru. Baktık vatandaş elinde gazeteyi çakmağı almış, arabasını yakmaya çalışıyor. Sonra biz müdahale ettik, ayırmaya çalıştık. Vatandaşı ayırdık. Daha sonra polisler zor kullanarak vatandaşı götürdüler. Bundan 3 gün önce de içeri alınan vatandaşın kardeşinin ehliyetini el koymuşlar. Hani bunda bir kasıt olduğunu düşündü herhalde. O yüzden de vatandaş böyle bir tepki gösterdi. Teşekkürler. Güzel. Ben Kafkas Üniversitesi'nde okuyorum. Evet. Meslek Yüksekokulu'nda. Ve sürekli Paşişehir, Yurtkurt, sanayi minibüsünü kullanıyorum. Kullanırken her zaman oradan buraya giderken derslerime daha huzurlu gitmek istiyorum ve sıkış sıkış gitmek istemiyorum. Minibüsçü abilerimizin dertleri de elbette vardır. Onları bilemiyorum ama biz sürekli sıkış sıkış gitmekten sıkıntı duyuyoruz. Bu yüzden de yani trafik teşkilatının, trafik polisinin çalışmalarından ben memnunum şahsen. Bir öğrenci olarak. Yani İstanbul'da olduğu gibi sürekli her zaman İşte arkaya 5 kişi alalım, işte orta tarafa 3 kişi alalım, o tarafa 4 kişi alalım, onu istemiyorum. Derste de geç kalırsak yani, kalmaz o zaman. Yok, derste de geç kalalım, önemli değil. Tavuk da götürmez, tutar götürürüz. Götürmek zorundasınız, bakın işte tavrı görüyorsunuz. Ben abilerimizden de memnunum ama bu yönde sıkışık gitmekten memnun değilim. Teşekkür ederim. Sonuçta ben de kurmuyorum. Şikayet Çalışmayalım mı? Yani ekmeğimize çalışmayalım mı? Bırakalım mı? Bırakacağız zaten. Böyle giderse bırakacağız. Bizi bıktırmışlar. Günübirlik ceza yazıyorlar. Günübirlik. Madem ki eşit davranacaksan bütün dolmuşlara eşit davranırsın.